Efendim hoş geldiniz dostlar, bu bölümümüzde motosikletimizin yan ayak bakımını yapacağız. Efendim buyurun. Her şeyden önce şurada mekanik sistemi var. Şurası. Tamam, her şeyden önce burayı hiçbir zaman yağsız bırakmayacaksınız. Artı arka tarafında yayı var. Yayının çalıştığı her iki tarafta var arkadaşlar, bakın. Şurada gördünüz mü? Hem yayın takıldığı yer hem de aradaki sacın, bağlantı sacının olduğu yerler asla yağsız kalmayacak. Sürekli gözünüz orada olacak. Zaten biraz yağsız kaldığında, eğer sık sık da motorunuzu yıkıyorsanız çalışma sertliğini hemen anlayacaksınız. Eğer bu konuda birazcık hassasiyetiniz varsa. Artı arkadaşlar, yan ayağın boşluğu. Tamam mı? Yan ayağın kabul edilebilir birazcık bir boşluğu olması lazım. Ve bakın şu civataya iyi dikkat edin. Şöyle birazcık yaklaştıralım. Bir daha yaklaştıralım. Bakın hafiften. Bak gördünüz mü? Şu dip kısmına bakın. Hafiften gevşemiş. Asla civatasının gevşek olmaması gerekir. Yoksa olması gerektiğinden çok fazla boşluk yapar. Dolayısıyla tam motoru dengede tutamaz. Ve boşluk yapa yapa vidanın, ayağın bu üstteki bağlantı noktasına geçtiği yerde boşluk yapar. Kısa zamanda da hele yağsız da kalırsa kısa zamanda ayağı değiştirmeniz icap eder. Hatta sadece yan ayağı değil, yan ayağın bağlantı noktasını bile değiştirmeniz icap eder ki bu modelde değiştirilebilen tip bazı motosikletlerde şasiye bağlıdır. Onun değiştirme imkanı yoktur. Şasiyle birlikte değiştirmeniz gerekir ya da bir tornacıda özel bir sürü ustaların kahrını çekmeniz gerekir. O yüzden asla burayı yağsız bırakmayın. Şimdi gelin bakımdan önce bir de yay olayını söyleyeceğim. Ona değinelim. Genellikle motosikletlerde bir ince bir de kalın yay olur. Dediğim gibi şu uç kısımları, şu bağlantı noktaları değdiği yerler asla yağsız kalmaz ve eğer deforme olmuşsa bazen bir yere takılabilir, bazen ne bileyim herhangi bir durumdan dolayı yayınız zarar görebilir. Dolayısıyla yayını mümkün mertebe orijinal yayla değiştirmenizde bence fayda var. Bir de ayağın özellikle bakın bu modelde ayak çok fazla şey değil, geniş değil. Toprağa koyduğunuzda, yumuşak bir zemine koyduğunuzda gömülecektir. Buraya aksesuar olarak ayak basan yerin genişletme aksesuarları var. Onları da kullanabilirsiniz. Bu uç kısmında bir de demiri olur ki ayağı rahatça motorun üzerindeyken rahatça açıp kapatabilelim diye. Demirin açısının da olması gerektiği açıda olduğundan emin olun ki yoksa ayağı motorun üzerindeyken açıp kapatırken ayak neredeydi diye ayağı aramaya başlarsınız. Evet, hadi gelin şunu öncelikle bir sıkalım. Benimki gevşemiş. Bir 17 lokmayla sıkacağım. Lakin bunun özelliği bu civata ayağın bakın ayak şöyledir. İki parçadır ayağın üst tarafı. Saca şöyle geçer. Civata da buradan geçer. Şu bağlantıya vidalanır dostlar. Dolayısıyla biz bunu güzelce sıkacağız. Ama bunun bir de arka tarafında kontra somunu var arkadaşlar. Yani bu gevşemesin diye kontra somunu var. O somunun da gevşetip ondan sonra sıkıp buranın ayarını, bu boşluk ayarını yaptıktan sonra tekrardan kontrasını yapıp bu civatanın gevşememesini sağlattırmamız gerekir arkadaşlar. Bayağı da gevşemiş değil mi? Neredeyse evet, bir tura yakın döndü. Biraz daha ister. Evet. İnanın sesi bile değişti. Bakım, yağ ve ilgi alaka. Her şeyi değiştirir. Her şeyi değiştirir. Şu dibindeki yağları da alalım. Bunu aslında aldığım gün fark ettim ama alalı bir ay oldu. Size göstermek istedim. Dedim ki
birazcık böyle dursun, göstereyim. İnsanlar faydalansın diye. Aslında sıkmadım. İlk aldığım gün fark etmiştim bunu ben. Çok özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Bu cıvata arka tarafındaki yere şuradan geçip vidalanmıyormuş. Somunluymuş bu tip. Marka modele göre de değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Bakın somunda dönüyor zaten. Evet, karşıya dayadım. Şimdi sıktım. Evet, hala boşluğu var. Bir daha. Bir daha. Ayağı gitti. Şöyle açıp kapamasını kontrol edelim. Bir daha. Biraz daha sıkalım. Evet, bir türlü sıkmayınca, daha doğrusu sürekli böyle bu şekilde gevşek gevşek kullanınca, birazcık zorlayınca sıkmadı ve içinin somunun içini yalam etti. Muhtemelen cıvataya da aynı şekilde zarar verdi diye düşünüyorum. Özel bir cıvata diye bir bakacağım. Normal şartlarda özel bir cıvata olur ama marka modele göre değişiklik gösterebiliyor. Evet, şanslıyız. Cıvatanın ucunda bir şey yok. Sadece somunla ilgili problemimiz varmış. Somunun içi bakın sıyrılmış. Ya dediğim gibi hani böyle bakım niye bakım diyoruz. İşte böyle gevşek kaldığı zaman ilk başta mesela bu daha böyle ilk başlarda güzel bir boşluksuz kullanılsa, güzel iyice sıkılsaydı hiçbir problem olmazdı. Ama böyle boşluksuz boşluk yapa kullana birazcık zorlayınca bak buradan gitti. Şimdi şu dişini hafiften temizleyip ağzına bir somun takıp işimizi çözeceğiz ama bu somun da şöyle çok kalın bir somun değil, özel bir somunmuş. Üreteceğiz gerekirse. Tanayı cıvat almaya gideceğim. Bakın geçici olarak yerine bir cıvata taktım. Her cıvatanın da olmayacağını söyleyeyim. Neden olmayacağını da gelince anlatayım size. Malzemeyi sanayiden aldım, getirdim arkadaşlar. Neden normal bir cıvata olmaz? Çünkü normal cıvataların bakın şuraları böyle dişli olur ve buradaki burç sistemine zarar verir. O yüzden olmaz. Aslında ben ona yakın bir cıvata buldum, yanımda aldım da ama dişler biraz daha hala uzunda. Özellikle ince diş bir yapı kullanmışlar ki gevşemesi zor olsun diye. Kalın diş, yani metrik normal cıvataların dişleri birazcık daha çabuk gevşer. İnce diş, yani ince diş olduğu zaman sökerken 10 turda sökersin. Normal dişte 5 turda sökersin. Kalın dişte 3 turda sökersin. O yüzden birazcık ince dişi motosiklet sanayi sektörü, otomotiv sektörü, otomobil sektörü fazlaca kullanır. Dolayısıyla ince diş kullanmışlar. Burada diş olmaması lazım. Burca zarar verir. Ve motora göre de değişiklik gösterir. Şimdi ben videonun başında bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Böyle burçlu bir sistem olduğunu bilmiyordum. Normal şartlarda motosikletinkileri ki geneli şurada bir kalınlık olur arkadaşlar. Şurada bir kalınlık. Cıvatanın ucu ince olur. Biz bu cıvatayı sıktıkça karşı taraftaki şu parçaya cıvata buradan geçer. Set burada dayanır ve bunu böyle şeyi içeriye doğru iter. Şu ağzı içeriye doğru iter ve şöyle boşluk yapmaz yan ayak. Dolayısıyla öyle bir yapısı vardır. Bunlar burçlu bir yapı yapmışlar. Eğer boşluk almak istiyorsak, biz bunda boşluk almak istiyorsak şu burcu birazcık çıkarıp ucunu hafiften taşlayıp öyle sıkıp boşluğunu öyle almamız icap eder. Eğer boşlukla ilgili problemimiz varsa. Şimdi biz somunlu bulduk. Lastikli bir somun kullanacağız. Arka tarafı kurtaracak mı onu çok fazla bilmiyorum. Deneyeceğiz. Eğer kurtarırsa ne ala, kurtarmazsa normal somunlu yerine bir de normal somun aldım. Bakın şöyle. Bakın lastikli.
lastiksiz. Lastiklinin amacı gevşetmeyi engellemek. Olursa ne ala, olmazsa dişine hafiften bir civata sabitleyici sürüp yerine takabilirsiniz. Orijinal civatasını kullanacağım, hala sağlam. Hafiften dişinde bozukluk var. Ondan çok fazla bir şey olmaz. Evet, güzelce sıkalım. Altında ve üstünde birer tane. Evet, değdi mi? Değmedi. Arka tarafında yaydan değmesinden korkuyordum. Değmedi. Herhangi bir problem yok. Bir tane de şuraya pul kullandım arkadaşlar. Şu alt tarafına. O da gayet şık oldu. Bir 17 açık ağızla arkasından tutup 17 bir lokumayla güzelce. Evet. Şöyle. Gavur gibi. Evet arkadaşlar. Artık aklımdaki beni rahatsız eden gördüğüm bu arızayı da aklımdan artık sildim. Bundan sonra tek yapmam gereken yağlayıp silmek arkadaşlar. Evet dostlar, böylelikle de benim aklıma gelenler bunlardı. Siz bu konularla ilgili eğer problem yaşarsanız yorumlar kısmına aşamadığınız bu konunun dışında problem olursa da aşamadığınız konularda alt tarafa yazmayı ihmal etmeyin. Peki bir sonraki çalışma için bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.